Ülke genelinde ilk sandıklar Türkiye saatiyle 6 Kasım saat 02'de kapanmaya başlayacak. Yani bir iki saat sonra. E, sandıkların tamamı Türkiye saatiyle yine 6 Kasım sabah saat 8-9 civarı da kapanmış olacak. Evet. Bunu da hatırlatmış olalım yeri gelmişken. Ve bir LED'imiz e, var. Sevdiğim... LED'imize bakalım. LED arası <laughs> veriyoruz efendim. Sonra konuklarımızla devam edeceğiz. Seyircilerimiz de çok seviyoruz Biz de çok seviyoruz. Diye. LED olmadan yapamıyoruz. <laughs> evet. e, Aydınlatıcı. Adaylar ne vaad ediyor? Ben, e, ben, ben Harris, sen e, Trump'ı Trump. e, anlatıyorsun. Ha. Nasıl başlayayım? O, Hadi o, sen başla. Bayanlar. Peki, peki. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Kamala Harris, e, Amerikalı'nın cebine dokunmayacaksın efendim ne olursa olsun Amerika öyle Ukrayna'ymış, Rusya'ymış, işte Filistin'miş belli bir dereceye kadar ilgili. Yediği bifteğin kalınlığına bakar. Aynen öyle cebine dokunmayacaksın, benzin fiyatına dokunmayacaksın Amerikalı'nın. Çünkü çok konservatif ve kendi içinde yaşayan aslında bir toplum. Ve Kamala ne vaat ediyor? İlk etapta hayat pahalılığını azaltma. Trump da her zamanki gibi cümleyi çeviriyor. Aynısını söylememek adına diyor ki enflasyonu sona erdirme. Evet. Ya aynı. Aynı kapı. Ama <laughs> Trump bu işte şov. Harris aynı paralelde değilim. Ben sadece enflasyon sonu erdireceğim diyor. Daha daha geniş, daha, daha geniş. geniş. Ben onu da aşacağım diyor. Evet. Ee, Harris diyor ki market ürünlerde fiyat artışını yasaklama. Radikal. Hemen bakıyoruz Trump diyor ki sarı saçlarıyla faiz oranlarını düşürme. İlk kez ev alacaklara yardım etme vaat ediyor Kamala Harris. Ve belki de en çok tartışılan konu belgesiz göçmenleri sınır dışı etme. Biraz daha yumuşamış sanki. Önceden topyekün herkesi sınır dışı edeceğim demişti. Evet. Ama bu sefer görüyoruz ki belgesiz göçmenlere sınır dışı edeceğim diyor. Kamala Harris diyor ki konut arzını arttırma ve asgari ücreti yükseltme. Yine Trump yine konuyu biraz daha yumuşatmış. Konut üzerindeki baskıyı hafifleteceğim Merak etmeyin demiş. Şimdi bu konu e, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük bir tartışma konusu hem de. E, kadınlar e, örgütlendiler, üzerimizden elini çek başlıkları açıldı Amerika'da Donald Trump'a karşı. Kürtaj konusu. Çok konuştuk, evet. e, izleyicilerimiz de hatırlayacaklardır. E, üreme ve kürtaj haklarını destekleme sözü veriyor. Eğer Kamala Harris kazanırsa Amerika'da kadın oylarıyla... Bu başlık üzerinden kazanacak diyor uzmanlar. Ve hemen bakıyoruz Trump tarafına. Petrol için daha fazla sondaj faaliyeti başlığının ön plana çıktığını görüyoruz. E, Kamala Harris'in de bir göç politikası var. Göçü azaltma ve insan kaçakçılarıyla mücadele sözü veriyor. Bu arada Arizona'nın işte Meksika ile sınır en uzun kilometrelerce olan eyaletlerinden biri değil mi? Yanılmıyorsa? Arizona e, biraz daha kuzeyde bildiğim kadarıyla Texas, Texas. var. Teksas ve San Diego. Ee, Şunu, şuna getireceğim. Y yanlış söylemiş olabilirim ama o göç politikası ile ilgili çıkan tartışmalarda Harris aslında tecrübeli. O hmm. başta da söylediğiniz zaman orada Biden Harris'i görevlendirmişti hmm. sanırım değil mi? Evet, evet. O sorunlar patlak verdiği zaman. Evet. O, yani o yüzden söyleminin altı dola esasında hmm. Harris'in. Tabii tabii. Burada hak vermek lazım. Tabii Yasin doğru söylüyorsun. E şimdi baktığımız zaman uyuşturucu kartellerini yok etme yine e, öne çıkan başlıklardan biri. Trump tarafında. Geliri yüksek kişilere vergi arttırım. aslında bu e, tüm dünyada Türkiye'de bile e, konuşulan e, tartışılan bir konu. Hani yüksek gelirliden yüksek vergi alınması, düşük gelirliden düşük vergi alınması. Hı -hı. Sadece Amerika'da değil, tüm dünyada konuşuluyor, tartışılıyor bu konu. Evet, e, baktığımız zaman e, suç oranı yüksek şehirleri yeniden inşa etme. Ama bu konuda Harris de çok iddialı. Suçlulara karşı çok sert tavrıyla suça karşı, çok sert tavrıyla tanınıyor kamuoyu tarafından. Şimdi e, tabii biraz e, sürdürülebilirlik ve çevre konularına da değinmiş Kamala Harris. Özellikle Paris Anlaşması'ndan e, Donald Trump'ın çekilmesi ve Biden'ın e, göreve gelir gelmez yaptığı ilk işlerden biri, ilk gün, ilk işlerden biri Paris Anlaşması'na geri dönmesini hatırlayalım. Tabii Biden'ın yardımcısı Kamala Harris de yenilebilir, yenilenebilir enerji, elektrikli araçları destekleme sözü veriyor. Aslında buradan biraz Elon Musk'a da ortam hazırlıyor. Evet, zenginlere vergi indirimi. Ha. <laughs> <laughs> evet. Yani Geliri yüksek Elon Musk, kişilere baskı neden arkasını aldı? Böyle. Evet. <laughs> Zenginlere vergi indirimi gelecek. <laughs> Halbuki Kamala Harris ne diyor? Geliri yüksek kişilere vergi arttırımı diyor. İşte burada Yani e, küresel şu Olsaydı ortalcılar. güzel olurdu yani. Azdan az, çoktan çok. <laughs> çoktan çok. biz de tartışıyoruz ya. E, Kamala Harris yine biraz daha e, sosyal devlet e, politikası e, işliyor ve ilaç fiyatlarını düşürme eee garantisiyle ortaya çıkıyor. Bir de Amerikalıların en büyük dertlerinden biri insurance. Amerika'da çok ciddi sigortasızlar var ve eğer sigortasızsanız yandınız. Sizi hastane ceplerinizdeki her kuruşu alır. Insurance bir zorunluluk Amerika'da ve ilaç fiyatları da keza bu Amerikalı için çok önemli bir başlık. O zaman biz şanslı mıyız ülke olarak? Sağlık konusunda Bilmiyorum, bence bütün dünyadan en daha şanslıyız. Var yani, onu söyleyeyim. Sadece Amerika'dan değil, İngiltere'den, İtalya'dan birçok ülkeden çok daha şanslıyız sağlık konusunda. Çok ciddi bir risk o bahsettin. Şimdi e, İtalya ürünleri 10-20 ek vergi Trump'ın söylemleri vaatleri arasında kendini yer buluyor. E, Kamala Harris diyor ki Amerika'nın yine en büyük problemlerinden biri ülkede e, internet üzerinden silah satın alabiliyorsunuz. Üstelik de e, gayet rahat e, bir e, yaş e, skalası yok. İsteyen çıkarıyor cebinden silahını, okul basıyor ve e, arkadaşlarını, öğretmenini e, öldürüyor. Çok uzun zamandan beri en büyük problem. Bowling for Columbine e, belgeselini hatırlayın. Ee, ülkede sıkı silah kontrolü yapacağım diyor ama Trump da diyor ki ben gördüm enteresan. diyor Kozunu diyor. Ben de diyor aynısını yapacağım diyor. Ben diyor sen söylüyorsun ben. <laughs> hatta diyor üstüne kadınlara ücretsiz tüp bebek hizmeti de vereceğim diyor. Bu da Bu bu şeyin özrü. E, kürtaj aynen, özrü e, yasasının özrü. Aynen. Ben senin kürtajına e, karışacağım. Çocuğunu yapmak zorundasın. Kürtaj diye bir şey yok. Bir de en kötüsü <laughs> diyelim ki bir kadın Tecavüze uğradı ve hamile kaldı. Ne olacak? Yok kardeşim, kürtaj yok, kusura bakma. Çok konuşuldu bu konu, çok tartışıldı. Amerika'da büyük sıkıntı bu durum. Ben senin tüp bebek masrafını karşılayacağım der Trump. Evet. Buyurunuz Şimdi, Yasin Bey. O zaman Çağlar Hocam, devam edelim mi? Tabii ki. Şimdi biz vaatleri de sıraladık. Ne dersiniz? Bir İran konusunu da biraz atladık esasında. Rusya, Çin ekseninden baktık. Ee, orada da kriz söz konusu tabii ki. Onlar da bekliyorlar başkanın kim olacağını ama şimdi İran'da seçimlerin hemen öncesinde bir saldırı altında kaldı ve tehdit savurdu. Hamaney ve özel kalemi kendisi. Öyle bir saldırı yapacağız ki dudak uçuklatacak cinsten. Hem İsrail hem Amerika. Ne dersiniz? İran kanadında bir yumuşama olur mu yoksa bu gerginlik devam edecek midir yeni başkanla beraber? Şimdi tabii yeni gelen başkan adaylarının özellikle Orta Doğu ve bizi de içerisinde ilgilendirdiği dış politik yaklaşımlarını da bir bakmak gerekiyor açıkçası. İran özelinden baktığımızda daha çok sıcak. Pentagon sözcüsü Ryder şu ifadeyi kullandı. Dedi ki İran'ın İsrail'e karşılık vermemesi gerektiğini, eğer öyle bir şey olduğu takdirde de bölgeyi birlikte savunacaklarına dair net olarak uygulanacak stratejiyi açık açık ortaya koydu. Yani evet. şu, İran'a şu mesaj veriliyor hali hazırda. E, asla ve kata bir karşılık verme e, şeyini, reaksiyonunu gösterme, çok daha farklı bir tepkiyle karşılaşabilirsin. Yani İran'ın bu bölgede e, pasifize edilmesi ve bir karşı hareket yapılmasına karşı ABD'nin iradesini resmi olarak ortaya koyduğu var. Bir de bunu İranlılara, ABD bunu direkt olarak iletti. Yani aracı kullanılmadan direkt olarak ilettiği söyleniliyor. Tabii ki ABD'nin İran'a yönelik stratejisi sadece İran olarak almamak gerekir. Biraz daha şöyle isterseniz çemberi biraz daha açalım bizi de bağlayacak şekilde. Şimdi esas önemli olan konu şu. Biraz önce tabii çok değerli hocamız buradaydı. Ragıp Hoca yanılmıyorsam ayrıldı ama ben onun bir görüşünden farklı düşündüğüm ifade etmek istiyorum. Ee, ABD'nin Suriye'de bir siyasi hedefi yok. Ne gerek var çıkabilir şeklinde bir yaklaşım oldu ama Şimdi ABD'nin e, küresel anlamda hegemon bir güç olabilme heves varlığı zaten şeyden itibaren 45'lerden günümüze kadar devam eden bir irade. Hatta daha da gidebiliriz. Ama şimdi şöyle bakmak gerekiyor. Dünyanın şekillenmesi her ne kadar e, çok değerli uluslararası analizciler şöyle hani çok kutupluluk falan üzerinden gidiyoruz ama benim hep savunduğum bir şey vardır sevgili Yasin Bey. Aslında dünya soğuk savaş şeklen sonu vermekle birlikte hala iki kutupluluğun mücadelesinin yansımaları şeklinde gidiyor. Putin 2007 Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD'ye şu cevabı vermişti. Dünya tek kutuplu değildir dedi ve o günden bugüne şu hatta son bir aya kadar gelene kadar baktığımızda çok ciddi bir ikili kutuplaşmayı görüyoruz.